Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 17. günün ikinci dersine. Yani bugünün son dersindeyiz. Genel dörtgenleri ve özelliklerini bitireceğiz. Ve çok mükemmel soru, çok güzel sorular var. Ama dur, mükemmel deyince, güzel deyince korkuyorsun. Ya hocam çok zor sorular diye böyle aklından geçiyor. Hayır kardeşim, zor değil. Bak, mükemmel, güzel sorular. Tam ÖSYM ayarında sorular. Ay, kitabın içerisinde kolayı da var biliyorsun, öğrenme alanı sorularında. Sonra ortası da var, zoru da var. Bunların eski nesil, yeni nesil, hepsi var zaten burada. O sorulardan korkma. Hatta bir tane çok tatlı bir soru var. Anlatmakta bu zamana kadar hep çok zorlanmıştım. Öğrenciler de zor anlamıştı. Şimdi animasyonla o kadar kolay bir hale getireceğiz ki. Öyle bir aydınlanacaksın ki. Göreceksin. Hem o soruda hem de ispatlardaki animasyonlarda çok şey öğreneceksin. Evet, kitabımızda. Şimdi sayfa numarası nerede kaldık? Genel dörtgenlerin dördüncü özelliğinde kalmıştık. Yani sayfa numarası 107'nin sağ tarafı. 108 ve 109'u işleyeceğiz ve bugünü bitireceğiz. O zaman hadi bakalım derse. Başlayalım. Şimdi dördüncü özellikte kalmıştık. Şu dördüncü özellik. Hemen şöyle şuraya doğru getireyim şu dördüncü özelliği. Tam anlamıyla gör bakalım sen. Arkadaşlar, dördüncü özellik diyor ki köşegenleri dik kesişen bir dörtgende karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. A kare artı C kare, B kare artı D kare eşittir. Bu dış bükey bir dörtgende olsa, iç bükey bir dörtgende olsa. Mesela bu iç bükey bir dörtgen. Yine karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. A kare artı C kare, B kare artı D kare eşittir. Hocam bunlar niye karşılıklı? Bak, şunlar ardışık. A'nın karşısı C'ye. Ama dur, şu iç bükeyin mantığını ben sana biraz sonra şu ispatı gösterdikten sonra detaylı bir şekilde akılda kalacak şekilde söyleyeceğim. Şimdi özelliğimiz neymiş bizim? Hocam, karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. Bu özelliği bilmek zorunda mıyız? Evet. İspatı zor olan şeylerde özelliği bilseniz sizin açınızdan daha iyi olur diye hep söyledik değil mi? Burada da sizin özelliği bilmeniz lazım. Gerekiyor. Çünkü özelliği bildiğiniz zaman direkt olay bu. Bilmediğiniz zaman 4 tane birden Pisagor yapacaksınız. Nasıl mı? Hadi ilkin ispatını yapalım seninle birlikte. Şimdi elimizde şöyle bir dörtgen var. Dörtgeni gördün. Burada yukarıdaki üçgenlerde, sağlı sollu üçgenlerde, yani kırmızı üçgenlerde ikili Pisagor yapacak olursak. Burada her iki dik üçgende, kırmızı üçgenlerde en ortak ya. En kare neye eşit? Hocam, a kare eksi x kare. Aynı zamanda d kare eksi y kare eşit. Buradan ne geliyor o zaman? A kare eksi d kare, x kare eksi y kare eşit oldu. Peki alttaki sağlı sollu üçgende, yani sarı üçgenlerde ikili Pisagor yapacak olursak, yine ortak olan kenar m ya. M'yi yalnız bırakayım. M kare neye eşit? Hocam, b kare eksi x kare. Aynı zamanda c kare eksi y kare eşit. O zaman burada da denklemi düzenleyecek olursak b kare eksi c kare x kare artı y kare eşit oldu. En üstteki denklemde x kare artı y kare neye eşit? A kare eksi d kare eşit. Alttaki denklemde x kare eksi y kare neye eşit? Hocam, b kare eksi c kare eşit. O zaman her ikisi de x kare artı y kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit. Buradan dolayı da ne geldi? A kare eksi d kare, b kare eksi c kare eşit geldi. Burada da denklemi düzenleyecek olursak a kare artı c kare b kare artı d kare eşit oldu arkadaşlar. İşte ispatı buradan geliyor. Dik üçgenlerden. Unutursanız eğer, bu şekilde sana ispatını da gösterdim. Sen artık istediğin şekilde yapabilirsin. Sana kalmış. Bu arada ben animasyonu görmüyorum. Hayalimden söylüyorum şu an. Biraz önceki a kare eksi d kare, x kare eksi y kareleri falan filan. Animasyonu ben kendim hazırladım ama animasyonu görmüyorum. Harflerde böyle hatam olduysa affola, ama büyük ihtimal olmamıştır. İnşallah olmamıştır. Evet, zaten adım adım da yazdık orada ispatı. Oradan anlaşılmıştır büyük ihtimalle. Evet gençler, köşegenleri dik kesen dörtgende karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. A kare artı C kare, B kare artı D kare eşit. Hocam, bu niye böyle? Burada A kare artı C kare, B kare artı D kare niye eşit? Burada da şundan dolayı eşit. Ya burada şu üçgenin katlanmışını düşünsene böyle. Bu üçgen yukarı doğru katlanmış. Hocam, bu üçgen yukarı doğru katlanmış. Aşağı doğru açtığın zaman hop şöyle oluyor. C buraya, B buraya geliyor. A ilk şeklimize dönüştü. Gerçekten A kare artı C kare, B kare artı D kare eşit oldu mu? Oldu. Yani katlanmışını gördüğünüz zaman katlanmışa ağaç, karşılıklı kenarların kareleri toplamları zaten oradan geliyor. Ya da şuradaki Pisagorlardan da yine yapabilirsiniz. Bir buradaki Pisagor, sonra buradaki Pisagor, sonra şu büyükteki Pisagor, sonra küçükteki Pisagor. Yine biraz önce ilk baştaki gösterdiğim ispata göre de siz de buradaki ispatta yapabilirsiniz. Yine Pisagor bağıntılarından sonuca ulaşabilirsiniz. Size kalmış, isterseniz şöyle bir ispat deneyin. Sizin için de bir şey olmuş olur. Yani bir sıkıştığınızda, aa evet ben de bunu bu şekilde yapabilirim diyebilirsiniz. Evet, burada da iç bükey bir dörtgende hocam köşegenler nasıl kesişiyor bu arada? Bir köşegen burada, bir köşegen burada. Köşegenlerin uzantısı da böyle dik kesişebilir. İşte bu durumda uzantıların dik kestiği yerlerde de yine karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit diyeceğiz. Anlaşılmıştır umarım. Hemen öğrenme alanında iyice bunu anlayalım. Arkadaş, burada köşegenler dik kesmiş. İşimiz kolay. Karşılıklı kenarların kareleri toplamları x kare artı 2'nin karesi eşittir 3'ün karesi artı 5'in karesi. Yani x kare buradan neye eşit oluyor? 9 artı 25 34 yapıyor. Eksi 4 bu tarafa attım. Yani burası 30 yaptı. Böylelikle x'i kaç bulduk? Kök 30 olarak bulduk. Gelelim B şıkkına. B şıkkında da söyleyeyim.
sözel bir soru var. ABC üçgeninde diyor. Hemen ABC üçgeni çizelim. Şöyle bir ABC üçgeni çizdik kardeşim. Üçgeni çizdikten sonra ABC'leri yazalım. Sonra AB uzunluğu 4, AC uzunluğu 9 olarak verilmiş. Bir de ne demiş? A'dan çizilen yükseklik BC'yi H noktasında kesiyormuş. Şöyle bir yükseklik çizdim. Şurayı da H noktasında kesiyorum. Sonra O elemanı AH demiş. Şuraya O dedim. DC. D yok. Pardon. Şurası O olacak arkadaşlar. Bir dizgi hatası olmuş. Kusura bakmayın ya. Şuraya O dedik. OB'nin karesi ve OC'nin karesinden bahsediyor bize. Hocam OC'nin karesi eksi OB'nin karesi nedir diye soruluyor bize. Şekli çizdik böyle. Ya bu niye oval oldu ya? Ben de böyle şeylere takıntılıyım. Hemen şöyle düz bir çizgi çizeyim. Arkadaş şuraya X dedik. Buraya Y dedik. X kare eksi Y kare nedir diye soruluyor bana. Ne yapacağız burada? Şuraya baktığımız zaman sayılar buradaki dörtgende ya. Aa buradaki dörtgende hocam. Bir köşegen burası, diğer köşegen burası. Köşegenler dik geçmiş uzantılarıyla. E o zaman ne diyeceğiz? Karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. 4'ün karesi artı X'in karesi eşittir. Burada da Y ve 9 var. Y kare artı 9'un karesi diyeceğiz. Şimdi benden ne isteniyor? OC yani X kare eksi Y kare isteniyor benden. O zaman Y kareyi bu tarafa atalım. X kare eksi Y kare eşittir. 81 eksi 16 yapar. X kare eksi Y kare de böylelikle kaç çıkar? 65 çıkar. Evet cevap böylelikle ne çıktı arkadaşım? 65 çıktı. Şuraya da tam anlamıyla yazalım ve altında çizelim şöyle. Evet cevabı 65 bulduk gençler. Gördüğünüz üzere kolay. Gelelim 16. Bak şimdi kardeşim. Ondan sonra bana şey diyorlar. Kardeşim ben işi sağlama alırım. İşi sağlama alırım. Bu özelliğimi iyi bilirsiniz. Öğrendiniz. Şimdi böyle bir soru var. Mükemmel bir soru. Köşegenleri dik kesen bir dörtgen soruları aslında burada bitti. Öğrenme alanı sorularıyla bitti. Bir daha mı öyle o tarzda klasik bir soru yazayım? Tabii ki hayır. Bak şöyle bir soru yazdım sana. Ve geçen sene ben anlatırken zorlandım. Ondan önceki sene de ben anlatırken zorlandım. Aa bu sene Semih öyle bir animasyon yaptı ki çok güzel bir animasyon yaptı. O animasyonda çok iyi bir şekilde anlayacaksın şimdi olayı. Ama animasyonda can alıcı noktayı sona bırakacağım. Animasyon bir bütün. O geri kalan kısmında kim hallediyordu? Editörüm tabii ki Muhammed hallediyor. Ya şu muhteşem üçlü olduk ya. Semih, ben ve Muhammed tamamıyla muhteşem üçlü yaptık. Kitabı canlandırdık. Canlı kitap. Türkiye'de ve dünyada ilk sen karşılaşıyorsun şu anda. Düşün yani. Neyse. Gelelim şuraya. Öncelikle köşegenleri dik kesen bir karton 4 farklı renge boyanmıştır. Bu karton köşegenleri boyunca katlandığında 4 rengin üst üste geldiği bölge kesilip atılıyor. Öncelikli olarak burada kenarlar verilmiş. 15, 24, 20 ve şuraya bir x diyelim. Buraya x dedikten sonra burada köşegenleri dik kestikleri için karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit diyeceğiz. X kare artı 24'ün karesi eşittir. 15'in karesi artı 20'nin karesi. Oo sayılar çok büyük hocam. Matematiğimizi kullanacağız. 15'in karesini al. 20'nin karesini al. Sonra öbür tarafa eksi 24'ün karesi diye geçecek. Hayır. Matematiğini hızlandıran ders aslında geometri. Bunun farkında değilsin hala. Hala daha farkında değilsin. Niye hocam? 15, 20 deyince dik üçgen gelmez mi aklına senin? 15, 20 ise burası 25 olmaz mı? Olur. Diğer dik üçgende de kenarların ne olacak o zaman? Şunun karesi artı bunun karesi. X var. 24 var. Zaten burada hipotenüsü de biz 25 bulmamış mıydık? Evet. Öyle düşün. Yani 15'in karesi artı 15'in karesi artı 20'nin karesi. Hocam 25'in karesini verir bana. Bu da X kare artı 24'ün karesi de 25'in karesi ise direkt X 7, 24, 25 üçgeninden 7 çıkmaz mı? Çıkar. Yani biz X'i burada kaç bulduk dostlar? 7 olarak bulduk. Şimdi var mı burada sıkıntı? Yok. Buna göre diyor oluşan şeklin çevresi nedir diye soruluyor. Hadi bakalım şekli büyütelim. Şöyle animasyonu da sen de güzel bir şekilde gör kardeş. Öncelikli olarak animasyonun yarısına kadar yeteyim ben seni. Önce diyor alttaki bu şeyler ne yapılıyormuş? Bu karton köşegenleri boyunca katlandığında 4 rengin üst üste gelen bölgesi 4 rengin de üst üste gelen bölgesi ne yapılıyormuş? Kesiliyormuş, atılıyormuş. İlk önce ben sana katlamaları göstereyim. Sonra kesilip atılma animasyonunu da daha sonra göstereceğim. İlk ben yapacağım. Bendekini anlamazsan animasyondakini çok net bir şekilde anlayacaksın zaten. İlk önce katlayalım. Aşağıdaki üçgeni yukarı doğru katlayalım. Hop katladık. Bu şekilde oldu. Sonra alttaki üçgen gitti. Soldaki üçgeni de sağa doğru katlayalım. Hop böyle katladık. İşte köşegenleri boyunca bu dörtgenin katlanmış hali bu dik üçgen karşımıza çıktı. Sonra ne diyor? Bu dik üçgende 4 rengin üst üste geldiği bölgeyi kesip atacağız. Dur. Animasyonda burada dursun. Yani daha kesip atmayalım. En son kesip atacağım ben. Ben de burada animasyondaki gibi olayı sana göstereyim kardeşim. Aldım onu şuraya koydum. Katlamasını şöyle yaptım. Hop şöyle yaptım kardeşim. Yani biz ne yaptık? Alttaki üçgen yukarı çıktı mı böyle? Çıktı. Yani şurası yok gibi hayal et. Silebilirsin de fark etmez. Sonra bak burası gitti. Sonra ne yapacağım hocam? Elimde şurayı kapatıyorsun. Bak ben elimle kapatıyorum. Sen de elinle kapat. Şu bölgeyi elinle kapatır mısın? Daha net bir şekilde anlayacaksın. Çünkü burası kayboldu. Yukarı doğru gitti burası. Sonra bunu da bu köşegen boyunca böyle katlayacağım. Yani şu üçgeni alacağım buraya getireceğim. Bu arada şunu ben böyle katlayınca hocam burada kırmızıyla mavi üst üste iki kat oldu. Burada da yeşil renk diyelim hadi buraya. Yeşille sarı iki kat oldu burada. Bak tam olarak burası da iki kat. Burası da iki kat. Hocam ben bunu böyle katlayınca nasıl oluyor böyle? Katlayınca biraz önce de görmüştüm.
konuştun zaten. Hop, bu buraya mı geldi kardeş? Evet. Yalnız ben bu şeklin simetriğini aldım ya. Hocam şu şeklin simetriğini aldım. Doğrunun da simetriğini alayım. Buradaki doğru da bu köşeye kadar gidiyor. Bunu da böyle göstereyim ben sana. Şimdi aldım onu, şuraya doğru getirdim. Dört renk üst üste nerede geliyor? Dikkat. Şimdi burada hocam mesela şu tarafı bir düşün. Hocam burası tek katlıydı zaten. Şuraya gelince iki katlıydı burası. Burası tek katlıydı. Bunu böyle atınca bak burası da iki kat olmuş oldu. Sonra hocam şurası iki katlıydı zaten. Burası da iki katlıydı. Şunu şöyle getirdiğim zaman dört katlı bölge burası oluyor. Hocam burası ne olacak? Burası zaten iki katlıydı. Bak dikkat et. İlk katladığında burası iki katlıydı. Sonra ben bunu böyle getirdiğimde buradaki bölgenin birazı geliyor buraya. Yani bir kat da buradan geliyor. Burası üç katlı oluyor. Burası iki kat. Burası da tek kat oluyor. Tamam. Şimdi biraz sonra animasyonda çok net bir şekilde göreceksin zaten bunu. Ben ne buldum şimdi? Arkadaş bak şimdi. Siyah renge boyayayım ben şunu. Siyah renge boyayayım. Bir saniye. Bir saniye. Siyah renk seçeceğim böyle. Gri bir renk seçeceğim böyle. Hadi siyah seçtim böyle. Siyah renk seçtim. Bak burayı kesip atacağım şimdi. Burayı kesip attım. Kesip attıktan sonra geriye doğru açacağım ben bunu. Arkadaş kesip attık ya. Elimizde neresi kaldı? Hocam şuradaki bölge kaldı. Ben katlamayı ilk başta nasıl yapmıştım? Alt taraftan katlamıştım yukarı doğru. Sonra sağ taraftan katlamıştım buraya doğru. Geriye doğru açacağım. Sağ taraftan katladığımı bir daha açayım. Sağ taraftan katladığım aslında burasıydı. Ama neresi kaldı? Bak şurası kaldı. O zaman bunu böyle açayım. Bunu böyle açınca o zaman ne olacak arkadaşım? Elimizde yani şurası da gitmiş oldu. Dikkat, dikkat, dikkat. Bunu böyle açınca elimizde bak şurası kalmış oldu. Şöyle. Sonra ne yapacağım? Giden kısmı da göstereyim ben sana. Şurası kesilip atılmıştı ya. Hocam burası da kesilip atıldı o zaman. Değil mi? Yani açıldığı zaman şu kısım şuraya gelmiş oldu. Sonra da aşağıya katladığımı yani aşağıdan katladığımı yukarı, yukarıdan aşağı doğru açacağım. Katlanılan kısım hocam burasıydı. Şuradaki kısmı yok ya. O zaman buradaki kısmı böyle açılacak. Buradaki kısmı açıldığında da hop bu buraya gelecek kardeşim. Normalde şöyle bir şey olması lazım bunun. Hocam bunun tamamının buraya gelmesi lazım ama bu kesildi ya. Kesilmişini de düşünmem lazım. O yüzden burası da hop şöyle geldi. Boş olan kısımlar neresi? Boş olan kısımların da simetriğini de al. Şöyle aşağı doğru katlıyoruz ya. Bu aşağı geldiğinde şurası oldu hocam. Bak boş kısım burası. Dikkat. Bu aşağı geldiğinde de burası oldu. Dolu kısım neresi oldu şimdi arkadaşlar? Tam açıldığında. Dolu kısım bak 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 tam olarak şurası oldu. Arkadaş şöyle göstereyim hatta. Şöyle hilal şekli karşımıza çıktı. İşte buradaki kısmın nesi soruluyor bize? Çevresi soruluyor arkadaşlar. Şimdi dikkat. Duralım burada. Duralım burada. Animasyonu tekrar şuraya bir getireyim ben. Hadi bakalım Muhammed animasyonu şöyle bir gelsin. İnşallah kaçırmazsın burayı. Animasyon şöyle şuraya bir gelsin. En baştan itibaren. Bak ilk yukarı katladım. Sonra sağa katladım. Sonra ne yaptım? Şu üçgensel bölgeyi attım. Önce en son katladığımı açıyorum ya. Bak yukarıdaki üçgen hop şuraya geldi. Sonra üste katladığımda aşağı doğru açacağım. Yukarıdaki o garip üçgen, geniş açılı üçgen aşağı doğru geldi. Hilal şekli karşına çıktı mı çıktı. Animasyonda gördün şimdi daha iyi anladın mı? Anladın. Ve açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Ben bunun animasyonunu yaptırdıktan sonra biraz önce de güzel bir şekilde anlattım aslında. Geçen sene bu kadar güzel bir şekilde anlatamamıştım. O yüzden aslında ben de kendimi geliştiriyorum. Şöyle animasyonları yaptırdıktan sonra. İşte bu şekilde karşımıza çıktı. Ama arkadaşlar bir de biz sayıları yazmadık. Şimdi ben bunu böyle katlayınca burası 20 iken burası 20 mi olacak? Evet. Zaten en son şekilde burası bana soruluyor. Sonra bunu böyle katladığında şurası 7 iken burası da 7 olmayacak mı? Evet hocam şurası 7. 7'yi yazalım. Hemen 7'yi yazalım buraya. Sonra sen bunu böyle katladığın zaman bu çizgi buraya geldi. Yani burası da 7 değil mi? Evet. Burası kesildi ya. Sonra sen bunu böyle açınca bu buraya gelmedi mi? Geldi. Yani burası da ne oldu o zaman? 7 geldi. Şimdi bunun çevresi isteniyor. Hocam bir kere 20 var elimde. 24 var elimde. 15 var elimde. Sonra 7. 7. 7 var. O zaman topluyoruz. Çevre neye eşit olacaktır? Farklı bir kalemle yazayım. Çevre eşittir. 24. 15. 20 var. Bir de 7. 7 ve 7 var arkadaşlar. 7 bir tane vardı ilk baştaki çevrede. Ama sonra ne oldu? 3 tane birden 7 oldu. Bir burada. Bir burada. Bir de burada oldu. O zaman bunları topluyoruz şimdi. Kaç çıkıyor? Dikkatli bakacak olursak 80 çıkıyormuş. Biraz cevap anahtarından kopya çektim dostlar. Ama süper bir soru değil mi dostlar? Ya bu soru da sana hediyem olsun diye böyle yazılmış bir soru. Yani ya çıkarsa? Şimdi animasyonu da gördün ya. Aslında zor olanı kolaylaştırdık. O yüzden rahatım. Gönül rahatlığıyla bu soruyu böyle çıkarayım mı çıkarmayayım mı diye ilk başta tereddütteydim bu seneki kitapta. Ama animasyonu yaptırınca iyi ki de çıkartmamışım. Bu soru valla 10 yıl boyunca kullanırım ben bu soruyu. Çok hoş bir soru. Evet kağıt açma mantığını da öğrenmiş olduk bu arada böyle. Aynı zamanda hem animasyonu da gördük hem de normal bir şekilde gördük. Güzel. Şimdi geldik şuraya arkadaşlar. Bir dörtgende köşegenler arasındaki açı alfaysa bu dörtgenin alanını köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2'den çıkar. Köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2'den çıkar. Hocam normal üçgen bilgisinden çıkar mı? Çıkar tabii ki. Üçgenin alanını bulursun, burayı bulursun, burayı bulursun, burayı bulursun. Her türlü bulursun ama bunu da bilseniz iyi olur. Ben şuraya da bir yıldız atayım. Diğerinde de dördüncü özelliği de yıldız atın. Çünkü bazen bunu bilmediğiniz zaman iş biraz uzayabiliyor. O yüzden bunu da bilseniz iyi olur. Köşegen
üçgenler arasındaki açı alfaysa dörtgenin alanı çok basit. Hani bizim şey gibi, üçgendeki sinüs alfa gibi. Hocam kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2'ydi. Burada da köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2'ye eşit olsun. Ha bu bunda da geçerli. İçbükey bir dörtgende de geçerli. Ne yapacaksın? Köşegenler çarpımı bir köşegen bu. Diğer köşegen bu. Dikkat, tamamı değil. Bir köşegen bu, diğer bu köşegen bu. Köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2. Hocam burası değil de burası verilirse fark etmiyor. Sinüs alfa ile sinüs 180 eksi alfa birbirinin aynısı çünkü. Alan neymiş? Köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2'ye eşitmiş dostlar. Bunu da bilmekte fayda var diye söyledik size. Peki alfa 90 derece olursa? Alfa 90 derece olursa sinüs 91 ya. E hocam sinüs 91 olduğundan normalde köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2'di. Sinüs 90 bölü 2 olacak. E sinüs 90 zaten 1. O yüzden köşegenleri dik kesen bir dörtgenin alanı da köşegenler çarpımının yarısı. Yani şu ikisinin çarpımının yarısı oluyor. E hocam bunu üçgenden yapamaz mıyız? Yaparız. A çarpı C bölü 2. Burası da A çarpı B bölü 2. E A çarpı C bölü 2 artı A çarpı B bölü 2 deyince zaten A bölü 2 parantezin alınca C artı B yapıyor. Bak bir köşegen A. Diğer köşegen B artı C. Gerçekten A çarpı B artı C bölü 2 geldi. Yani köşegenler çarpımının yarısı geldi. Ha bu şekilde olduğu zaman da içbükey olduğu zaman üçgen bilgisinde kullanabilirsin. Ya da bu şekilde köşegenler verildiğinde de ne bileyim yine aynı ispat tekniğiyle de yapabilirsin. Buraya işte A dersin. Buraya B, buraya C dersin. Aynı mantık. A çarpı B bölü 2, A çarpı C bölü 2. Parantezi alınca da A çarpı B artı C bölü 2 geliyor. Yani A çarpı B artı C bölü 2 yine köşegenler çarpımının yarısı yapıyor mu? Yapıyor. İstediğin şekilde yapabilirsin. Sana kalmış. Ama yine de bilmekte fayda var. Mesela burada ne demiş? 35 ile 25 verilmiş. Öğrenme alanında direkt işi öğrenelim. 35 ile 25 denilmiş. 2 iç açı, 1 dış açı değil mi burada? Evet. Şurası 60. Bak sen burada şu üçgenin alanını bulup sonra buradaki kenarlara göre işte 4'teki bilmem neyse 2'deki bilmem ne şu alanları buldun. Sonra 1'deki bilmem neyse 7'deki bilmem ne dersin. Sonra yine 4'ten 2'ye alan dağıtırsın. Burayı da bulursun. Yine üçgen bilgisiyle sonuca ulaşabiliyorsun. Herhangi bir sıkıntı yok. Böyle soruları çok yaptık. Ama direkt nereden bulacağız arkadaşlar? Bir köşegen kaç? 8. Diğer köşegen kaç? 6. Alan neye eşit olacak? 8 çarpı 6 çarpı sinüs 60 bölü 2'ye eşit olacak. E hocam sinüs 60'ı ben bilmiyorum. Hemen dik üçgeni çizersin. 30 60 90 üçgeni 1 2 kök 3 burası. Sinüs 60 dediğimiz ne oluyor burada? 60'ın karşısı ve hipotenüsü kök 3 bölü 2 yapıyor. E burada şu kök 3 bölü 2 ise eğer hocam bölü 2 bölü 2 bölü 4 yaptı. E bu bölü 2 yaptı. Sadeleşti 4 ile. 6 kere 2 de kaç yaptı? 12 yaptı. Bir de kök 3'ü de var. Cevap 12 kök 3 olacak. Geldik şuraya. Bunun alanı da direkt taralı alanda neye eşittir arkadaşlar? Bir köşegen 4. Diğer köşegen 12. Köşegenler dik kesmiş. Direkt 4 çarpı 12 bölü 2'ye eşittir. Yani kaç çıkar? 24 çıkar. Ya da aklına gelmedi mesela. Hocam şuraya A deriz. Buraya B deriz. Şu üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yüksek bölü 2. 4 çarpı A bölü 2. Artı şu üçgenin alanı nedir? 4 çarpı yükseklik bölü 2. 4 çarpı A bölü 2. E buradan 2B artı 2A yaptı. E şuraya bakacak olursan A artı B 12 ise 2B artı 2A da kaç yapar o zaman? 24 yapar deyip üçgen bilgisinden de yine sonuca ulaşabilirdin dostum. Ben sana her seçeneği sunuyorum. Ondan sonra vay efendim video uzun oldu bilmem ne oldu. La kaç tane yol gösteriyorum sana ya. Kaç tane yol gösteriyorum. Üçgenleri de hatırlatıyorum. Tekrar da ediyoruz. E o yüzden bırak da video bir saate yaklaşsın kardeşim. Tamam. Evet. Böylelikle öğrenme alanında işi öğrendik mi? Öğrendik. Hadi gel bakalım şimdi bunun sorularına. Ya tutup da direkt aslında öğrenme alanındaki sorularla bununla alakalı sorular bitti. Böyle bir soru da yazmayabilirdim ama bir tane de yeni nesil soru yazayım dedim burada. Şimdi uzunlukları 8 ve 10 santimetre olan iki çubuk şekildeki gibi kesiştiklerinde aralarındaki açı 92 derece olacak biçimde çivi ile monte edilip uç noktalarına lastik ip geçirilerek ABCD dörtgeni elde edilmiş. Şöyle bir dörtgen elde edilmiş. Tamam, AC çubuğu çivi etrafında ok yönde en fazla 63 derece, bu yönde en fazla 63 derece dönecekmiş bu yönde. Buna göre AC çubuğu döndürüldüğünde oluşan ABCD dörtgenlerinin kaç tanesinin alanı tam sayı değer alır diye soruluyor. Şimdi bir köşegen kaç? 8. Diğer köşegen kaç? 10. Normalde 8 çarpı 10 çarpı sinüs alfa bölü 2 değil mi alan? Evet. Sen şimdi buradaki açın 92 derecede kaldıysa eğer, burası 92 ise bu arada burası da 92 derece yapıyor. Köşegenler arasındaki açı. 92 derecede kaldıysa sen burada bizden alanın tam sayı değeri isteniyor değil mi? Sen sinüs 92 değerini yazsan, sinüs 92'yi biliyor musun? Bilmiyorsun. Trigonometrik cetvelle bakarsın. O da tam sayı mı? Değil. O yüzden tam sayı olacak şekilde bir şey yapmam lazım. Yani trigonometrik cetvelde sinüs değerlerinin tam sayı olduğu değerler belli. Ya zaten 1 ile 0 arasında tam sayı değer aslında bir hangisinde alıyor? Bir 1'de alıyor, bir eksi 1'de alıyor, bir de 0'da alıyor. Ama biz 8 çarpı 10 çarpı sinüs bin alfa bölü 2'yi bulmaya çalışacağız ya. Ha orada 1 bölü 2 değeri varsa tam sayı değer yapar mesela. Kök 3'lüler yapmaz mesela. Değil mi? O yüzden orada tam sayı olanları düşünmemiz lazım. Şimdi sen mesela 92 yazdığın zaman burada hocam sinüs alfa 92
trigonometrik cetvelde saçma bir sayıya denk gelir. E tanıdık şeyler nerede var? Sinüs 90'da var mı yok mu ona bakacağız. 92'de yok. Ondan sonra 92'de bir ben bu değeri tam sayı değer olarak bulamam. Yani alfa 92'de olmuyor. Hocam 91 yaparsam sonuçta ne diyor bize burada? En fazla 63 derece dönebilmektedir diyor. Sen bunu 63 derece döndürsen hani 1 derece döndürsen 1 çıkartacaksın. Hocam burası 91 derece oluyor köşegenler arasındaki açı. Sonra 2 olsa 3 olsa 4 olsa şu şekilde olacak. En fazla 63 derece dönüyor diyor ya. 92'den 63 çıkartırsan o zaman kaç yapıyor? 92'den 63 çıkartırsan o zaman buraya kadar döndürdüğüm zaman yani 63 derece dönüyormuş en fazla. 92'den de 63 çıkartayım ben ya. 63 çıkarttığım zaman 9 kaç yapıyor o zaman? 29 yapıyor. Yani burada kaçı 29 yapacak. Yani ilk durumda şöyle bir şeydi. İlk durumda şöyle bir şeydi. Tabii bu çubuk böyle olacak, böyle olacak. İlk durumda bizim çubuklarımız bu şekildeydi. Etrafına bir ip sarılmıştı böyle. İkinci durumda çubuk bu şekle geldi. Çubuk bu şekle geldiğinde bizim ipimiz nasıl olacak? Şöyle olmayacak mı arkadaşlar? Evet, bizim ipimiz şu şekilde olmak zorunda. Zorunda. He, bir dakika. Ben bunu döndürememişim. Tam döndürememişim. Dur. Şurayı döndürememişim. Şurayı döndüreyim. Şurası dönünce böyle dönüyor. Burası dönünce de şöyle dönüyor. He, döndürmüşüm ya. Niye döndürmedim dedim. Döndürmüşüz ya. Bunda bir sıkıntı yok ya. Tamam, döndürdün. Şimdi şöyle döndürdük. Çubuklar bu şekilde oldu. Bu çubukların etrafına şey yapacağım. Yani şu çubuk buraya gelmiş oldu. Bak dikkat et. Şu çubuk nereye gelmiş oldu? Şuraya gelmiş oldu. O yüzden iki çubuğumuz ne oldu? Bir çubuk buyken bir çubuk bu oldu. Bunların etrafına şimdi bir şey sereceğim. Bir şey gereceğim daha doğrusu. İpi gereceğim daha doğrusu. Hop şöyle oldu ya burası. İpi gerdiğimde de şu şekilde bir dörtgen oldu en sonunda. Diğer çubuk şurada. Heh şöyle. Evet en son ipimiz de bu şekilde oldu. Yani bizim dörtgenimiz en son nasıl oldu? Şu şekilde oldu. İşte buradaki oluşan dörtgenlerde mesela en sondaki dörtgenimiz bu şekilde oldu. Aradaki açı kaç derece oldu? 24 derece oldu. İşte oradaki açıda alanda 24'lü mü olacak? Evet. Şimdi yani 8 çarpı 10 çarpı sinüs 24 bölü 2'ye eşit olacak. Ama 24'te tam sayı değil. O zaman ben böyle gideceğim. Mesela 92'de oluyor mu? Olmuyor. Hocam 91'de oluyor mu? Olmuyor. Sonra 90'da oluyor mu? Oluyor. 90'da oluyor. Ve böyle gideceğim. Çünkü sinüs 90 ne? Sinüs 91 kardeşim. Sinüs 91. O yüzden 90'da oluyor. Sinüs 90 eşittir 1 olduğunu biliyorum. Peki 90'da olduğunu biliyorum. 60'da olacak mı hocam? Sinüs 60 olmuyor maalesef. Kök 3 bölü 2 oluyor. 70'de oluyor mu? Bilemeyiz trigonometrik cetvelde. Sinüs 30'da oluyor mu? Oluyor. Bir de en son 30'da oluyor galiba. En son kaça kadar gelmem lazım? Arasındaki açı 29 olması lazım. Sinüs 29'da oluyor mu? Olmuyor. Burada da sinüs 30'da neye eşit arkadaşım? 1 bölü 2'ye eşit. Ben burada şuna bakacak olursam en uçta olabilecek olanları buldum. Bir 90 derecede oluyor bir de 30 derecede oluyor. Aradaki diğer sinüs değerlerinde de tam sayı değeri elde edebilirim belki. O yüzden sinüs 90'da ne oluyor ona bakalım. Şimdi sinüs 90'da ne oluyor? 8 çarpı 10 çarpı. Yani sinüs 90'a bakıyorum önce. Sinüs 90'a bakıyorum. 8 çarpı 10 çarpı sinüs 91 ya 1 bölü 2 yaptı o zaman burası. 80 bölü 2'den kaç yaptı o zaman burası? 40 yapar. Sinüs 30'a bakalım. Sinüs 30'da 1 bölü 2 ya. Sinüs 8 çarpı 10 çarpı 1 bölü 2 bölü 2 yaptı. O da kaç yaptı? 20 yaptı. O zaman ben sinüs 90 için değeri 40 buldum. Sinüs 30 için değeri 20 buldum. Diğer sinüs değerlerinde hocam. Mesela 89'da oluyor mu tam sayı? Tam bilmemek kaydıyla olmuyormuş gibi şey yapıyorum ama belki sinüs 89.25'te olacak belki. Ben tam sayı değerleri nasıl bulacağım? Sonucun tam sayı değeri olmasını istiyorum. Bir kere sonuç 90 derece olduğunda ben 40 buldum. Sonuç 30 derece olduğunda alfa 30 derece olduğunda 20 buldum. O zaman bu 20 ile 40 arasındaki bütün değerler olmaz mı dostlar? Olur. Çünkü en büyük alan değerini ben 40 buldum. 40'tan sonra 39 yani alanın tam sayı değeri isteniyor. 39, 38, 37 ta ki 21, 20'ye kadar gelecek. Yani alan değeri aslında ne oldu o zaman? 20 ile 40 arasında oldu. 20 değerini ve 40 değerini de alıyor. Çünkü 90 derece ve 20 derece buradaki 29 derece arasında olduğu için. O zaman burada kaç değer var? Hocam burada büyükten küçüğü çıkart bir de 1 ekle diyorduk değil mi? 40 eksi 20 artı 1 yani 21 tane değer olmuş oldu. Her ikisinde eşitlik olmasaydı büyükten küçüğü çıkart bir de 1 çıkart diyorduk ama burada her ikisi de eşitlik olduğu için artı 2 dedik artı 1 olmuş oldu yani. Evet çok güzel bir soru gençler. Gerçekten güzel bir soru. Bir 90 derece için tam sayı değeri buldum alanı. Bir de 30 derece için tam sayı değeri buldum. En büyük açı için bir de en küçük açı için buldum. Alanda 40 ile 20 arasında böyle değişecek tam sayı değerleri de bunları alacaktır. Atıyorum bak 25 değerini 30'da değil de 35.7 bilmem ne de yapacak tamam. 35'teki sinüs 35'teki o trigonometrik değerde yapacak belki. İşte oradaki değeri yani ben bu 21 alanını 22 alanını 23 alanını mutlaka elde ederim. Açı illa tam sayı olmak zorunda değil. Dediğim gibi 25.675'te belki olacak. Anladın olayı. Güzel
bir soru. Bu da çok hoş soru. Gerçekten çok hoş. Evet, geldik 6. özelliğe. Bak çok güzel. Bu da çok güzel bir soru. Çok güzel bir özellik. Hatta soru gibi de düşünebilirsin. Hepsini bir soru gibi düşüneceğiz zaten. Özellik olarak ezberlemeni istemeyeceğim burada bazı şeylerde. Şimdi ABCD dörtgeninde KLMN orta noktalar olduğunda, şöyle orta noktalarla ilgili bir dörtgen olduğunda. Birincisi diyor ki KLMN paralel kenardır. Sebep? Hocam şuradan ben şunu şöyle çizecek olursam. Kırmızıyla çizeyim pardon. Bak bana bak şimdi. Burada şu köşegeni çizecek olursam. Ne oldu burada? Aa hocam şunlar birbirine paralel oldu. Niye? Orta tabandan dolayı. Alttaki orta tabandan dolayı da eşitlik var çünkü. Bunlar da birbirine paralel oldu. Yani şu karşılıklı kenarlar birbirine paralel oldu. Hatta burası A ise şunu da yazayım istersen. A ise bu kırmızının tamamı 2A. Burası da A olur mu? Orta tabandan olur. Peki maviyle çizeyim karışmasın şekil. Şunu şöyle çizecek olursam. O zaman burada hocam şunlar eşit. Bunlar eşit. Burada bir orta taban çıktı. Bunlar eşit. Bunlar eşit. Burada da bir orta taban çıktı. Yani o zaman ne oluyor burada? Şunlar birbirine paralel. Hatta bunlar da birbirine paralel oldu orta tabandan. Hatta buraya B dersen burası 2B oldu. 2B ise burası da B oldu mu? Oldu. Şimdi KLMN bir paralel kenardır. Doğru mu bu cümle? Evet. Şu kenarlar paralel. Bu kenarlar paralel. Gerçekten paralel kenar oldu. Hatta karşılıklı kenarlar birbirine eşit oldu. Bakar mısın? A iken A oldu. B iken B oldu. Paralel kenarda da zaten böyle. Evet, KLMN bir paralel kenardır. İspatıyla birlikte gösterdim. Gelelim şuraya. AC artı BD çevre KLMN'ye eşittir. Zaten ispat yaparken yazdım ben. AC'ye bakıyorum şimdi. AC uzunluğu 2A, BD uzunluğu 2B. Yazıyorum buraya. 2A artı 2B gerçekten çevre ABCD mi? Çevre ABCD'ye bakıyorum. A burası, B burası, A burası, B burası. Orta tabandan öyle yazmıştık zaten. Gerçekten 2A artı 2B. Bu da 2A artı 2B. Gerçekten bu da doğru bir ifade mi? Evet. Şimdi alan KLMN şu. Çok önemli gerçekten. Bunu iyi bir şekilde bilin. Bu alan KLMN tüm alanın yarısıdır. Sebebini şimdi söyleyeceğim. Şimdi küçük bir ispat yapacağım. O ispatı yaparken ben sana sebebini söyleyeceğim. Bu dörtgenin alanı zaten bunu bileceksin. Yani bir dörtgende böyle orta noktalar verildiği zaman orta noktasal dörtgeni oluşturacaksın. O dörtgen tüm dörtgenin alanının yarısı oluyor. Bunu iyi bir şekilde aklına kazı. Bu senin için önemli. İspatını yapacağım. İspatını yaptıktan sonra istersen buraya tik koyayım. Şimdi gelelim şuraya. S1 artı S2, S3, S2 artı S4'e eşit. O da alan ABCD'nin 4'te 1'ine eşit diyor. Dur. Ekrana gelsin şimdi şu güzel ispatımız. Bak şimdi kardeşim şuraya bak. İlk başta şu S1 ile S3'e göre bir ispat yapmak istiyorum. Şu S1 ve S3'e bakacak olursan, AC köşegeni çizecek olursak ortaban oldu. Yukarıdaki üçgende hocam benzerlik oranı karesi alanlar oranından dolayı S1 ise 3S1 olur. Aşağıdaki üçgende yine aynı mantıktan dolayı ortabandan S3 ise burası da 3S3 olur. Dikkat et, S1 artı S3 karşılıklı alanlar toplamı ve tüm alana bak şimdi. Tüm alana baktığın zaman da hocam tüm alan 4S1 artı 4S3 oldu. Evet, tüm alanı gösterdim bak. 4S1 artı 4S3'e eşit oldu. Şimdi yanında aynı dörtgende S2 ve S4'ü inceleyelim. S2 ve S4'te ben BD köşegenini çizecek olursam yine oradaki üçgendeki benzerlik alan çizgisinden S2 ise 3S3 3S2 olur orası. Sonra S4 ise alttaki üçgende S4 ise diğeri yine aynı mantıktan 3S4 oldu. Karşılıklı alanlar üçgenlerde S2 artı S4 iken tüm alan ne oldu? 4S2 artı 4S4 oldu. Onu da gösterdim. Eğer ikisi de aynı dörtgende, aynı dörtgenin alanı bir 4 tane S1 artı 4S3'e bir de 4S2 artı 4S4'e eşit oldu. Dolayısıyla bunlar ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Dörtler sadeleşirse S1 artı S3, S2 artı S4'e eşit oldu. Süper bir şey değil mi? Evet, gerçekten de karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşitmiş. Animasyonumuz bitti. Şuraya gelelim. Bu da alan ABCD'nin 4'te 1'i bu arada. Niye? Çünkü tüm alan 4S1 artı 4S3 ya. Karşılıklı alanlar toplamı S1 artı S3 gerçekten 4S1 artı 4S3'ün 4'te 1'i. Ya da S2 artı S4 ya. 4 tüm alan 4S2 artı 4S4 bulduk ya. Gerçekten tüm alanın 4'te 1 oldu mu S2 artı S4'te? Evet. Evet, tüm alanın 4'te 1'i burası. Tamam. Tüm alanın 4'te 1'i burası. Bunu anladık ve S1 artı S3 S2 artı S4'e eşit oldu. Tamam. Bunu da ispatladık. Ama hocam şu yarısı hikayesi nereden geliyor? Şimdi dikkat. Arkadaş şu ikisinin alanı tüm alanın 4'te 1'i değil mi? Evet. Şu ikisinin alanı da tüm alanın 4'te 1'i değil mi? Evet. Bu 4'te 1'leri topladığınız zaman 2 bölü 4 yapıyor. 1 bölü 2 yapıyor. Yani şunların hepsinin toplamı 1 bölü 2'si yapıyor tüm alanın. Tüm alanın 1 bölü 2'si yani yarısı. Bunlar ise sarı bölgenin alanında yarısı kalmadı mı? Kaldı. O yüzden burası da tüm alanın yarısı oluyor kardeşim. Ama burada bu dörtgen, sarı dörtgen bizim için önemli. Karşılıklı alanlarında neden eşit olduğunu da gösterdim. O da bazen sıkıştığımız zaman ispat tekniğini kullanabiliriz diye böyle bir şey yaptım. Ki biraz sonra zaten soruda da göreceksin. Anlaşıldı umarım. Her şeyiyle gösterdik. Gelelim son sayfaya. Evet. Şimdi şöyle bir soru var elimizde.
Güzel sorular bak, dikkat et bunlar. Şimdi burada x eksi y nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ispatında yaptık ya, işimiz kolay. Bak. Şuradaki üçgenlerin alanları verilmiş. Karşılıklı alanlar toplamı birbirine eşit ve tüm alanın 1/4. Hocam 4 artı 5 eşittir diğer karşılıklı alanlar toplamına eşit olacak. Yani 3 artı y'ye eşit olacak. Yazalım. 3 artı y'ye eşit olacak. Ben buradan y'yi bulurum. 9'dan 3 çıktı, 6 kaldı. Yani buradan y kaç geldi arkadaşım? 6. Şimdi bu karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın 1/4'üydü. O zaman 4, 5 daha 9 ya. 9'un 4 katı kaç yapıyor o zaman? 9'un 4 katı 36. Tüm alan 36 olacak. X de tüm alanın yarısı olmayacak mı? Evet, yarısı. X'i de 18 bulduk. O zaman 18 eksi y 6 isteniyor. Cevap da böylelikle kaç çıkar? 12 çıkar. Evet, A şıkkını 12 bulduk. Gelelim B şıkkına. Şimdi dostlar böyle orta nokta var burada. Ne yapmalıyız? Dörtgende orta nokta şunu falan mı çizmeliyiz? Yok, dur. Dörtgende orta noktalar ve alandan bahsediyorsa eğer, taralı alan dediği tüm alandan bahsediyor bize. Alandan bahsediyorsa orta noktalarla ilgili oluşan dörtgen aklına gelsin. Buradan da bir orta noktayı al şöyle. Yani şu parçayla şu parça eşit olsun ve dörtgenimizi hemen oluşturalım. Şunu çizdim böyle, sonra geldim bunu çizdim. Sonra diyeceksin ki hocam bu alan tüm alanın nesi? Yarısı diyeceksin. Bu içeride oluşan şekil ne oluyordu? Paralel kenar oluyordu. İstersen ispat tekniğiyle de yapabilirsin. Çünkü niye? Buradan şunu çizsen bununla bu paralel. Orta tabandan 12 yaptı. Bu da orta tabandan 6 yaptı ve paralel oldu. Paralelse 90'sa burası da 90 olur dersin. Sonra öbürünü çizsen yine aynı mantık. Hocam şununla şu paralel. 5 ise 10. 10 ise burası da 5 yapar mı? Yapar. Paralellik var ya böyle. 90'sa burası da 90 yapar. Yani içerideki dörtgen 90, 90, 90, 90 oldu paralellikten. Paralel kenar da bir açısı 90'sa dikdörtgen oldu hata. Yani 6, 5. Çıktı mı buraları? Çıktı. Hocam burada bir dikdörtgen karşımıza çıktı. Evet. Oranın bir özel bir durumu zaten. Yani paralel kenarda, pardon, herhangi bir dörtgende köşegenler arasındaki açı böyle 90 derece olursa o paralel kenar olmuyormuş. Bak ne oluyormuş? Dikdörtgen oluyor. Hatta köşegenler dik kesip köşegenler de eşit olursa kare çıkıyor orada. Haberin olsun. Hocam burada ne var? Bu bir dikdörtgen. 6 kere 5 30 oldu burası. Yarısı 30'sa tüm alanda 2 çarpı 30 olacaktır. Yani cevap böylelikle 60 olacak. Tamam, orta noktalarla ilgili bir şey sorulduğunda, verildiğinde bu şekilde davranıyoruz. Evet, örnek öğrenme alanındaki 5'teki bu soruları bu şekilde bulduk. Şimdi geldik örnek 18'e. Örnek 18'de de ABCD dörtgeni. Yalnız sorular nasıl? Çok tatlı değil mi gerçekten? Vallahi aşırı tatlı. Ya zor değil bak. Çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Bu sefer de ABCD dörtgeni biçimindeki bir karton KN ve LM doğruları boyunca kesilip küçük parçalar atıldığında dörtgenin alanı 4 birim kare azalıyor. Ben bunu şöyle göstereyim. Şunu ve şunu atmışım, 4 birim kare azalmış demiş. Yani şu şekle geldiğinde alan 4 azalmış. O zaman atılan parçaların alanları 4 değil mi? Evet. Hocam şunların alanı 4 ise karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın 1/4'üydü. O zaman tüm alan 16 mı yapacak? Evet. Çünkü 4 çarpı 4'ten dolayı. O zaman tüm alan 16 ise bu da yarısı 8 olmaz mı? Olur. Bak burayı 8 bulduk. Tüm alan 16 ise şurası y verilmiş, burası da 1 verilmiş. Şu karşılıklı alanlar toplamı da ne oluyordu dostlar? Tüm alanın 1/4'üne eşit oluyordu. Tüm alanın 1/4'ü zaten 16 ise 16'yı 4'e bölsen y artı 1 de kaç olmak zorunda? Y artı 1 de 4'e eşit olmak zorunda. Y'yi de böylelikle 3 bulur muyuz? Buluruz. Bizden x eksi y isteniyor. X'i 8 bulduk. Y'yi 3 bulduk. Farkları da kaç olacaktır böylelikle? 5 olacak. Yani çok böyle yeni nesil soruya çok tamam. Yeni nesil soru gibi gözüküyor. Evet, ama sadece hikayesinden dolayı yeni nesil bir soru. Soruya baktığın zaman aslında eski nesil bir sorudan hiçbir farkı yok değil mi? İşte aynen TYT'de de bu ayarda sorular geliyor. Yeni nesle çeviriyor ama eski neslin kolay sorularını böyle bu şekle çeviriyor. Evet, bu da güzel bir soru. Böylelikle cevabı 5 bulduk. Geldik örnek 19'a. Evet, bir katlama var elimizde. Katlayacağız demek ki. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan dörtgenin kenarları üçer eşit parçaya ayrılıyor. Şekil 1'deki üçgenler katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Şöyle katladık. Katlanmışını gördük. Şekil 2'deki gibiymiş. Bu şekil 2 elde edildi. Sonra şekil 2'deki mavi alanı sarı alanı oranı kaçtır diye soruluyor bize. Ne yapacağız? Katlama sorularında ne yapıyorduk? Hocam geriye doğru açıyorduk. Evet, geriye doğru açtığımızda da ilk şekli yine karşılaştık. Yani şunu yapıyoruz kardeşim. Katlansa da şu şekli böyle geriye doğru açıyoruz. Açtık, 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 açtık. Açtıktan sonra şimdi ne yapıyoruz? Şekil 2'deki mavi alanı sarı alana, şekil 2'deki sarı alanı oranı nedir diye soruluyor bize. Burada buradaki alan A ise şu alan da katlamadan dolayı A. Burası B ise burası da B. Burası C ise burası da C. Burası D ise burası da D mi? Evet. Şunlar 3 eşit parçaya ayrılmış. Şöyle eşitleri göstereyim. 3 eşit parçaya ayrılmış. Sonra bak biz burada kuralı uygulayamıyoruz mesela. Şu alanlar toplamı tüm alanın 1/4'ü değil. Niye? Çünkü eşit olsaydı 1/4 olacaktı. Yani şöyle orta noktalar olmuş olsaydı burası, bu alanlar toplamı tüm alanın 1/4 olacaktı. Bu sefer bak 1'e 2 oran şeklinde verilmiş yani. Bu sefer 1'e 3 oran ya da 1 bölü
3 oran şeklinde verilmiş. E o zaman ne yapacağız? Dur. O zaman bak soruda ispat tekniğini kullanacağız. İyi ki sana ispatı gösterdim. İspat tekniğini gösterdiğim için bence bu soruyu yapabilirsin. Hatta şöyle bir bana bak bakalım. Şu soruyu sen yapabilir misin? İspat tekniğini gösterdim. Anlayabiliyor musun bakalım? Ya ÖSYM de böyle soruları da sever. Bence sorsun da böyle soruları. Biz bir özellik veriyoruz. Ya da bir özellik nereden çıkıyor biliyor musun aslında? Özellik dediğim şey bir bakmışım bir sene sınavda sorusu çıkmış. Ertesi sene o soru bu şekilde daha kolay sorulur diye, daha kolay çözülür diye ona ait bir özellik yaratmışızdır. Ondan dolayı böyle olmuştur. Ya bu şekilde karşımıza çıkarsa böyle. İşte özelliğin ispatını bilmek de o yüzden çok önemli. Yani şuna dikkat edin. Aslında dörtgenlerde öyle çok fazla özellik yok. Bilin dediğim özellikleri bilin sadece. Onun ispatı zor olduğu için. Ama yine de ispatı da gösteriyorum ben size. İspat tekniğinde kullandırıcı sorularla bu şekilde karşılaşabiliriz. Gerçekten öyle ama. Bütün dörtgenlerdeki özelliklere bir baksanız sınavda çıkmış. Ardından ertesi sene sınav kitaplarda formül olarak yerini almış. Bu sefer daha farklı sorulursa ne yapacaksın? O ispatı bilmezsen yapamazsın. Dolayısıyla oradaki ispatları da bilmek zorundayız. O zaman öncelikli olarak sen ispat tekniğini anladığın için bu soruyu sen yapıyorsun. Ama dur şimdi. Ben de çözüme başlıyorum. Şimdi ne yapıyoruz dostlar? Ayrı ayrı şey yapacağız. Ben buraya A alanı dedim değil mi? Burası A. Sonra burası B. Burası C. Ve burası D dedim. Şimdi şöyle bir dörtgenim var elimde. Şöyle şurası A iken buranın 2A olduğunu biliyorum. Sonra karşılıklı yerlere bakacağım. Burası B iken buranın 2B olduğunu biliyorum. Şurası A iken hop şunu şöyle çizersem. Hocam 1 bölü 3'ten dolayı 1 bölü 3'ün karesi kaç yaptı? 1 bölü 9 yaptı. Hocam burası A iken tamamı 9A olacak. Buraya 8A kaldı. Burası C iken de burası da 8C yaptı. Aa bu sefer ne oldu? Hocam karşılıklı alanlar toplamları şöyle göstereyim. Karşılıklı alanlar toplamları tüm alanın kaçta kaçı oldu? Bak dikkat et. Burası 9A artı 9C yaptı. Tüm alanın 9'da 1'i yaptı. He. O zaman 9'da 1'i. Güzel. O zaman 9'da 1 olduğunu biliyorum ben. Tamam. Şimdi karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın 9'da 1'i. O zaman ben tüm alana 9 diyeyim. Tamam. Hiç buralara A, B, C, D demeyeyim. İşimi kolaylaştırayım. 9'da 1'i. Bak şimdi kardeşim. Şöyle bir şey diyorum. Şu alanla şu alan toplamı kaç yapıyor? 9'da 1'i 1 mi yapıyor? Evet. Hocam o zaman şu alanla da bu alanın toplamı 1 yapacak. Şu alanla da şu alanın toplamı 1 yapacak. Aynısı değil mi? Evet. Yani ben buraya şöyle bir A alanı diyecek olursam hocam burası 1 eksi A olacak. İşte burası A ise burası da 1 eksi A mı olacak böyle? Evet. Ya da B'si 1 eksi B'de diyebiliriz gerçi. Ya da karşılıklı alanlar toplamı şey diyeceğiz değil mi? 1 diyeceğiz böyle. O zaman dur yanlış yazmışım şuraya. Şöyle tam güzel net bir şekilde anla diye şey yapıyorum. Burası A ise şuradaki alan ne olacak? 1 eksi A olacak. O zaman burası da 1 eksi A oluyor. Burası da A mı oluyor? Katlamalardan dolayı evet. Sonra burası C ise burası ne olacak? 1 eksi C olacak. O zaman burası da 1 eksi C. Burası da 1 eksi C mi yapıyor? Evet. Şimdi şuraya bakalım. Tüm alan 9 değil mi? Tüm alan 9. Hocam 9'dan o zaman şuradaki bölgeye ne kaldı diye bakıyorum. 9'dan neyi çıkartacağım? Şu çıkacak. Şu çıkacak. Şu çıkacak. Şu çıkacak. O zaman 9'dan kaç çıkıyor? Aslında şu ikisi 1. Şu ikisi de 1. Şuradan 2 çıktı. Normalde 9'da 1'iydi. Bu sefer 9'da 2'si oldu. Bak dikkat et. Şuradan 2 çıktı. Buradan da 2 çıkacak. Yani 9'dan 4 çıkmış olacak. 9'dan 4 çıktığı zaman da buraya da 5 mi kalmış olacak o zaman arkadaşım? Evet. Yani burada şekil 2'deki mavi alanın toplamına bakacak olursan. Hocam burası 1. Burası 2 mi yaptı? Evet. Mavi alan 2. Sarı alanda kaç yaptı? 5 yaptı. Böylelikle mükemmel bir soru oldu. Kafadan da yapabilirdin. Şunu ispatladın ya. Hocam şu alanlar toplamı 9'da 1'i. Şöyle derdin. Şu ikisi toplamı 1 derdik. O zaman bu ikisi toplamı da 1. Toplam burası kaç yaptı? Şöyle 2 yaptı diyebilirdik. Sonra hocam şurası da 1 toplamı. Burası da 1 toplamı. O zaman bunlar toplamı da şöyle 2 oldu derdik. Tüm alan 9'du. İkisi burada, ikisi burada. 4 gitti. Buraya da 5 kaldı deyip daha da hızlı bir şekilde yapabilirdik ama daha açıklayıcı olmak için A iken 1 eksi A dedim. Burası da 1 eksi A oldu. Burası da A oldu. Mantığıyla gideyim. Alanlar toplamı soruluyordu. Cevap da 2 bölü 5 çıktı. Mükemmel bir soru. Gerçekten ama gerçekten çok mükemmel bir soru. Harika bir soru. Ya bu sorular sizi var ya of. Zihin açıyor. Zihin. Geldik örnek 20'ye. Örnek 20'de de ne diyor bize? ABCD dörtgeninde KL ve MN çizilerek 4 bölge oluşturuluyor. KL MN orta noktalarmış. Hemen orta noktaları şöyle gösterelim. Şunlar eşit. Şunlar eşit. Bunlar eşit. Ve şunlar da şöyle eşit mi? Eşit. Oluşan bölgelerin alanları şekildeki gibi olduğuna göre X kaçtır diye soruluyor bize. Şöyle X soruluyor bize. Ne yapacağız hocam? Hocam orta noktalar olunca orta noktalarla ilgili şu dörtgeni mi oluşturalım? Ama hem 6'yı hem 8'i hem 12'yi hem X'i nasıl böldüğümüzü burada bilemiyoruz maalesef. Yani mesela buraya A desem burası 8 eksi A olacak. Şuraya B desem buraya 12 eksi B kalacak. Ama bayağı bir harflendirme olacak orada. O yüzden bir sıkıntı olacak gibi orada. Demek ki orta noktalarla ilgili dörtgen oluşturduğumuzda sonucu olacak.
ulaşamayacağız. E burada ne yapalım o zaman hocam? Şunu yapalım. Oranlamalar varsa ne yapılır kardeşim? Alanda. Bir yerden başlayalım alanda. Mesela yukarıdan başlayalım. Hocam şuradan başlıyorum şöyle. Çizgideki alan A ise hop, çizgideki alan yine A mıdır? Evet. Buraya ne kaldı? 8-A. Buraya ne kaldı? 6-A. Hocam S'deki alan 8-A ise şurada tepe noktası bu olacak şekilde üçgen oluşturdum. Burası da 8-A oldu. Süper. E tamamı 12 yapacak. 12'ye tamamlayanı 4+A değil mi? Evet, buraya 4+A yazdım. Sonra burada üçgen oluşturalım şöyle. Yuvarlaktaki alan 4+A ise yuvarlaktaki 4+A burası da 4+A yapar şu tepe noktasına göre. E o zaman arkadaş burada ne oldu? Buraya 4+A yazdım. Sonra burada da hocam çift çizgideki alan 6-A ise çift çizgideki alan 6-A'dır bu tepe noktasına göre. 6-A yazdım buraya. X alanında 6-A artı 4+A yaptı. A'lar nanay oldu. Şinanay yavrum şinanay. Yani örnek 22'de böylelikle 10 bulduk. 6+4. Benzeri sorusu ÖSYM tarafından soruldu. Bak dörtgen konusunun içerisinde olsak bile orta noktalar olduğunda orta noktalarla ilgili o paralel kenar oluşturmayla da soru çıkmıyorsa üçgen bilgilerine güvenerekten sonuca ulaşabilirsin. Tamam. Evet, örnek 20'de bu şekilde ve geldik. Bu da çok tatlı bir soru ya. Zor bir soru değil gençler. Bak tatlı bir soru. Gerçekten çok tatlı bir soru. Dörtgen şeklinde bir kartonun köşegenleri çizilip oluşan dört bölge aşağıdaki gibi dört farklı renge boyanıyor. Öncelikli olarak bu soruyu sen yapar mısın? Lütfen sen yapar mısın? Çünkü bak böyle sorularla karşılaşacaksın. Bak çok tatlı bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Zor demiyorum, güzel bir soru. Ve burada da bir şey öğrenmiş olacağız. Ama dur. Ya inşallah şey yapmamışsındır. Şimdi dörtgende bir özelliği ben size vermedim. O özelliği de burada hatırlatayım istiyorum. Bak o özelliği de burada hatırlatayım istiyorum. Şuraya böyle yıldız atıyorum. Hatırlatmam da şu. Bir dörtgende bak. Bak şimdi. Bir dörtgende şöyle ve şöyle. Burası S1, burası S2, burası S3 ve burası S4 verildiğinde karşılıklı alanlarla bu alanlarla ilgili bir formül var. Karşılıklı alanlar çarpımları S1 çarpı S3, S2 çarpı S4'e eşittir. Karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit. Ya hocam niye bu özelliği vermediniz ya da yazmadınız buraya şey yaptınız? Çünkü genelde gerek duymuyoruz ama bazen de böyle bir kere verince akılda da kalıyor ki büyük ihtimalle akılda kalacak. O yüzden ben yazmadım. A ve B dersen buraya ispat tekniğiyle de üçgen bilgisiyle de çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Şimdi şuraya bakacak olursan A ve B'yi ters yazdım. Şöyle yazayım. Fark etmiyor da olsun. Arkadaşlar şuraya bakacak olursak üçgen alanı dağıtmaması var mı burada? Var. E o zaman şunu söyleyebiliriz. Tabandaki oran alandaki orana eşittir. Yani A bölü B S1 bölü S2'ye eşittir. Aynı zamanda alt tarafta da yine A bölü B tepe noktası burası. S4 bölü S3'e mi eşittir? Evet. S4 bölü S3'e eşittir. Yani tabanlar oranı alanlar oranı eşit oldu. E işler dışlar yapınca S1 çarpı S3 eşittir. S2 çarpı S4 oldu mu? Oldu. Bak nereden geldi bu? Bildiğimiz alan dağıtımından geldi. O yüzden bunun da ispatı da bu şekilde göstermek istedim sana. Ya bu da böyle bazı sorularda tamam şey olabiliyor. Ne derler? Sıkıntı yaratabiliyor. Bilseminiz mi acaba diye söylüyorum. Ondan sonra da özellikle çiğdiye çıkacak adım. Bilseniz de ispatının da nereden geldiğini de gösterdim size. Şimdi gel bu soruyu sen kendin yap. Tamam dostum. Sen kendin yap. Gerçekten çok tatlı bir soru. Zor bir soru değil. İlk şekilde kartonun alanı soruluyor bize. Şimdi dörtgen şeklindeki bir kartonu köşegenleri çizilip oluşan dört bölge aşağıdaki gibi dört farklı renge boyanıyor. Karton köşegenleri boyunca makasla kesilip dört tane üçgen biçiminde karton elde ediliyor. Sarı bölgenin alanı 6 olarak verilmiş. Gri üçgen pembe üçgenin üzerine konulduğunda görünen pembe yüzey 8. Evet, ben gri üçgenin alanına şöyle A dersem görünen yüzey şurası 8 oluyormuş. Görünen pembe. Şuradaki görünen pembe 8 oluyor. E o zaman pembenin tamamı ne olmak zorunda dostlar? A artı 8 olmak zorunda. Gri buraya konuldu. E grinin alanı A. Şuradaki pembe de 8. E pembenin alanını yazdık o zaman buraya. A artı 8 kaldı kardeşim buraya. Öbürüne bakalım şimdi. Öbürüne bakalım şimdi. Mavi üçgen pembe üçgenin üzerinde konduğunda görünen pembe yüzey gri üçgenin yüzey alanına eşit oluyor. Şimdi görünen pembe yüzey gri üçgenin alanına eşit olacakmış. Yani burası A olacakmış dostlar. Şuraya bir A'yı yazalım. Öyle diyor değil mi? Mavi üçgen pembe üçgenin üzerine konduğunda görünen pembe yüzey gri üçgenin yüzey alanına eşit oluyor. Tamam, yazdık. Şuraya da biz ne demiştik arkadaşım? A mı demiştik? Evet. Burada buna göre diyor ilk şekilde kartonun alanı nedir diye soruluyor bize. Bir tek ne kaldı burada o zaman? Mavi alan kaldı. Mavi alan kaldı. O zaman mavi alanla da ilgili burada bir çakallık var demek ki. Düşünelim şimdi. Mavi alanla ilgili nasıl bulacağım hocam mavi alanı? Kardeşim biz şurada A artı 8 bulmadık mı pembe üçgenin alanını? Bu pembe üçgen değil mi burası? Ya çakallığa bak çakallığa. Nasıl gizlemişim ama. ÖSYM'de böyle gizliyor işte. Şu pembe alan kardeşim bunun tamamının alanı A artı 8 değil mi? Evet hocam. Bu pembe alan tamamı A artı 8 ya. Burası A alanı oluyorsa eğer mavi alana 8 kalmadı mı? Tamam.
tamamının A+8 yapması için. Evet. Ya. İşte çok güzel bir soru. Ya aslında kolay bir soru ama bak ne yaptık burada, dikkat et. Hocam buraya A dedim. Pembe alan tamamı, pembe üçgen, alttaki üçgen ya. A+8 oldu. Geldim A+8'i yazdım. Sonra geldim burada yine pembenin üstüne koymuşum. Burada kalana bu sefer görünen pembe alana A demişim. Mavi alanı bulmam lazım. Pembe alanı A+8 ya. Eş yapıyı kullanıyoruz. Alanlar eşit. A+8. Tamamı A+8 olması için mavi alanda 8 oldu. O zaman arkadaş olay bitir. Ne yapacağız burada? İspat yöntemiyle A B deyip A bölü B şu alanlar oranına eşit. A bölü B şu alanlar oranına eşit. Yani A bölü B A+8/6'ya eşit. Aynı zamanda 8/A'ya eşit. İşler dışlar yapabiliriz. Ya da karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit. A+8 çarpı karşılıklı A eşittir 6/8 yaptı. Karşılıklı alanlar çarpımları şöyle gösterdi. Buradan da işlem yapacağım arkadaşım. Şurada işlem yapacak olursam A+8 çarpı A eşittir 48 ya. Şimdi dostlar burada normalde ben bunu dağıtıp A kare +8A-48 diyeceğim ama sonra çarpanlar ayımı kullanacağım. 48'i çarpanlarını orada da düşüneceğim. Burada ne yapmam lazım? Hissetmem lazım. Hissedelim. Ne ile neyin çarpımı 48? 6 ile 8'in 6 koyarsam burası 8 olmuyor. 14 oluyor. Ya da 4 ile 12'nin çarpımı değil mi? 4 ile 12. O da olmazsa 2 ile 24'e bakacağım. O da olmazsa 1 ile 48'e bakacağım. Şu 4 yazarsam 4 yazdığımda burası 12 oluyor mu? Oluyor. Demek ki A gerçekten 4. Bak 4 yazdığımda buraya bunun tamamı 12 oldu. 4 çarpı 12 48. A alanını böylelikle 4 buldum. Benden ne isteniyordu? İlk şekildeki kartonun alanı. Gelirim burada A alanına 4 yazarım. Burası da kaç yaptı o zaman? 12 yaptı. O zaman 12, 4, 8, 6 toplamı isteniyor. Tüm alan 12, 4, 6 ve 8'in toplamı yapıyor. Yani 20, 30 mu yapıyor? 30 yapıyor. Bak şahane bir soru. Son soruya yakışır bir soru. Zor bir soru değil. Tam sınav ayarında mükemmel bir soru. Bu zamana kadar bak hiçbir yerde kalıp olarak görmemişsindir bunu. Alanları üst üste koyuyor. İşte her alanı A cinsinden yazdırabiliyor ya da baksana buraya. Sadece 6 vermişti. Buraya A dedim. Sonra burası A+8 oldu. Mavi alanı da çok güzel bir şekilde gizlemişim. A+8'den dolayı buradaki mavi alanda 8 çıktı. Bu ayarda bir soruyu hiçbir kitapta bulamazsın. ÖSYM'de sormadı. Ama ÖSYM'nin soracağı bir teknik diyebilirim. Gerçekten diyebilirim. Bir şeyleri koyup işte benim de amacım o ya. Ya ÖSYM'den önce sen bu soruyu gör bende. Ben bunu Kenan Hoca ile birlikte çözmüştüm deyip aklına gelmesi var ya. Ya o sınav anında hep ben geleceğim zaten aklınıza. Kenan Hoca şöyle demişti. Kenan Hoca böyle yapmıştı. Kenan Hoca eşitlik varsa orta taban çiz demişti. Eş yapı varsa kenarların eşitliği, açıların eşitliği, hatta alan varsa alanların eşitliğini kullan demişti. Deyip çözeceksin. İşte sen bu sorudan aşina olacaksın o soruya ve rahat bir şekilde sınavında çok iyi bir şekilde geçecek dostum. İnşallah böyle olacak. İşte bunlar mükemmel sorular. Bak hocam şunu söyleyeyim. Belki de ilk derste de ilk videoda da söyledim. Ya bir dörtgen bir saate yakın olur mu ya bir dersi? İki ders hatta. Dörtgen, genel dörtgenleri anlatıyorum. Ne yapmışım burada? Birinci ders bir saat, bir saate yakın. İkinci ders de bir saate yakın. Bu ne hocam? Ya kardeşim ben sana bütün dörtgenleri, özellikleri verip de 20 dakikada bitirebilirim. Ben sana ne yapıyorum burada? Geçmişini hatırlatıyorum. Anladın olayı. Geçmişini hatırlatıyorum ben seni. Yani üçgeni de böyle tekrar ediyoruz. Yani bunlar boşa ders değil. Boşa zaman geçmiyor. Biz dörtgeni işledik ama üçgenleri de iyi bir şekilde anladık. Üçgenleri de dörtgen içerisine iyi bir şekilde uyarladık. O yüzden bunlar işlediğimiz derslerin bu şekilde olması ve tane tane konuşuyorum. Bak geçen seneki gibi hızlı da konuşmuyorum. Bu şekilde olması çok önemli ve çok faydalı. İnşallah bu şekilde sonuna kadar dinliyorsundur beni. Dinliyorsan bir beğeni at, bir yorum at. Görelim da, değil mi? Ya bir de ya abone ol ya. Bir video çekeceğim. Bu ara bir video çekeceğim. Şu videolar yapılırken ne kadar emek vardı. Hepsini size göstereceğim. Ben geçen sene var ya 10 tane birden video çekiyordum. Bu sene bir videoyu zor çekiyorum. Bazen ikinci videoyu da geçebiliyorum. Çünkü aşırı emek var. Aşırı özeniyorum ondan dolayı. Canlı kitap yaptık ya size. Canlanan kitap yaptık. Daha ne istiyorsunuz? Neyse. Gençler çok güzel sorular çözdük gerçekten. Böylelikle bugünü de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bugünü bitirdiysek hop gelelim bakalım şafak sayarımıza. En tatlı yere 17. güne şöyle bir tiki atalım. Gel kardeşim tiki at şöyle. Bitti. Sırada ne var? 18. gün var. 18. gün. Neyse 17. güne şöyle bir bakalım. Gelelim şurada da bir bakalım. 17. güne şurada da tik atalım iki tane şeye. Ödeviniz var mı? Var. 82 ile 85 arasını yapacaksınız kitabınızda. Kitabı görüyorsunuz şu an. Arkada görüyorsunuz. 82 ile 85'i yapacaksınız. Peki haftalık programda da dörtgen tekti diye hatırlıyorum. Haftalık programda da bu haftayı böyle az geçtim. Yani 9. hafta bu şekilde 17. günü bitirmiş oluyorsunuz. O zaman buraya da şöyle bir tik atalım. 17. haftanın 17. yani 9. haftanın ödevi de yine aynı. 17. gün ödeviyle aynı oluyor dostlar. Evet bugün de gerçekten çok güzel bir şekilde bitirdik. Ben aşırı derecede keyif alıyorum. Ya bu seneki yaptığım
yaptığımız şey gerçekten çok keyifli. İlk defa böyle bir hareketli böyle ders anlatıyorum ve çok öğretici olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok keyifli anlatıyorum. İnşallah sen de keyif alıyorsundur. Bugünü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders, yani 18. derste, 18. günde paralel kenara geçeceğiz. Dörtgenlerin en önemli konularından biri. Çok önemli. Paralel kenar konusunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.